Çocuk nihayet dayanamayarak bir gün hocasına "Hocam ben çok sıkıldım. Artık başka hareketlere geçecek." dedi. Hocaysa onun bu teklifine gülüp geçti. "Sen bu hareketi en iyi şekilde öğrenmedikçe başka harekete geçmeyeceğiz." diyerek kestirip attı. Çocuk bu hareketi yapa yapa o kadar hızlanmıştı ki hocasını bile göz açıp kapayıncaya kadar yerden yere vurmaya başlamıştı. Bir gün Hocası elinde bir kağıtla çıka geldi. Urfa'dan kebabın katkılarıyla hazırlanan Gönle Safa Hikayeler başlıyor. Efendim merhabalar. Gönle Safa Hikayelerle şükürler olsun bugün de huzurlarınızdayız. Gönle sefa ilk hikayemiz. Dervişler mi yoksa bilginler mi üstündür? Bir gün ülkenin sultanı vezirini çağırarak sormuş. Söyle bakalım, dervişler mi daha üstündür yoksa bilginler mi? Hangileri gerçek sevgiye daha yakındır demiş. Vezir önce biraz düşünmüş. Sonra kendinden emin bir halde cevap vermek için sultana dönmüş. Sultanım, bunu anlamanın çok kolay bir yolu var. İsterseniz bunu kolaylıkla anlayabiliriz. Sultan merakla nasıl diye sormuş. Vezir, Sultan, onu siz bana bırakın. Yeter ki siz aynı gün, aynı saatte dervişlerle bilginleri saraya yemeğe davet edin. Sultan, vezirinin ne yapmak istediğini pek anlamamış ama teklifini de kabul etmiş. Aynı gün, aynı saatte dervişler ve bilginler saraya yemek daveti için gelmişler. Dervişleri bir odaya, bilginleri de başka bir odaya almışlar. Hal hatır sorulduktan sonra yemeğe geçilmiş. Yemek faslı çorbayla başlamış. Lakin önlerine gelen yemeği yemek ne mümkün? Kaşıkların boyu neredeyse bir metre. Bilginler yemeği yiyebilmek için bütün gayretlerini sergilemelerine rağmen üstlerini başlarını batırmaktan öteye geçememişler geldikleri gibi aç hatta çocuklar gibi üstü başı batmış bir şekilde ayrılmak durumunda kalmışlar. Dervişlere gelince. Dervişler önlerine gelen yemeği kendilerine verilen kaşıklarla afiyetle yemişler. Nasıl mı? Her biri karşısındaki derviş arkadaşını doyurarak. Zira ellerine tutuşturulan kaşıklar sanki ölçülmüş gibi karşıdaki arkadaşlarının ağız hizasına kadar uzanıyormuş. Böylelikle bütün dervişler karınlarını bir güzel doyurabilmişler. Sultan bunlara şahit olunca vezirinin ne yapmak istediğini daha açık bir şekilde anlayabilmiş. Ama imtihanın daha ilk kısmıymış geçilen. Vezir önce eve yol almaya hazırlanan bilginlere sormuş teker teker. Sizin en bilgili, en anlayışlı olanınız hanginiz? bilginlerin her biri hiç tereddütsüz tabii ki benim diyerek kendisinin neden en bilgili, en anlayışlı kişi olduğunu anlatmış dakikalarca. Vezir de sabırla dinlemiş onları. Olanı biteni, bilginlerin kendini met etmelerini sultan da görmekteymiş. Vezir, bilginleri yolcu ettikten sonra yola koyulmak için hazırlanan dervişlere de aynı soruyu sormuş. Sizin en bilgili, en anlayışlı olanınız hanginiz? Bu soruya her bir derviş, sizin aradığınız kişi arkada gelmekte olan dervişlerin arasındadır diyerek cevap vermiş. Sıra nihayet son dervişe gelince, vezir dervişin kolundan yakalanmış. İşte demiş, bu dervişlerin en bilgilisi, en anlayışlısı sensin. Bütün dervişler seni işaret etti. Son derviş mahcup, boynunu bükmüş. Estağfurullah efendim demiş. Ne haddime? Benden önce çıkan arkadaşlar tevazu göstermiş. Sizin aradığınız o en bilgili, en anlayışlı kişi önden çıkanlar arasında gitti. Vezir, bilginleri ve dervişleri yolcu ettikten sonra sultanın huzuruna çıkarak, işte efendim, siz de gördünüz. Esas anlayış sahibi olan kişi, kendinden önce karşısındaki din kardeşinin ihtiyacını kendi ihtiyacına tercih eden kişidir.'' gerçek sevgi onların saf ve karşılıksız sevgisidir. Esas bilginlerse kendini her daim eksik ve noksan gören, öğrendikleri ona ne kadar az bildiğini fark ettiren kimsedir. Sultanım, sizin de gördüğünüz gibi irfan ilimden üstündür ve hakiki dervişler her devrin en seçkin kimseleridir. Efendim Gönle Safa ikinci hikayemiz Gazneli Sultan Mahmud ve Ayaz. Gazneli Sultan Mahmud'un Ayaz adında çok sevdiği bir kölesi vardı. Sultan Mahmud'un Ayaz'a olan itimadını görenler önce şaşırır sonra da kıskanırlardı. Nihayet bu kıskananlardan biri dayanamayıp sultana sordu. Sultanım, Ayaz denilen bu kölenin ne marifeti var ki siz ona 30 kişinin maaşı kadar maaş ödüyorsunuz? Gazneli Sultan Mahmud bu soruya hemen cevap vermedi. Bu sorudan birkaç gün sonra beylerini de alarak ava çıktı. Soruyu soran kimse de onlarla beraberdi. Yol üstünde bir kervanın gitmekte olduğunu gördüler. Gazneli Sultan Mahmud beylerden birine dönüp git sor bakalım bu kervan nereden geliyor dedi. Padişah sözünü tamamlar tamamlamaz bey atını hızla sürerek gitti birkaç dakika içinde geri döndü. Efendim kervan rey şehrinden geliyor dedi. Sultan Mahmud buna mukabil, peki nereye gidiyormuş diye sorunca, bey bu sorunun cevabını kervancılardan sormadığı için susup kaldı. Bunun üzerine sultan başka birini gönderdi. O da bir çırpıda gidip geldi, efendim Yemen'e gidiyormuş. Padişah haber getiren beye, peki yükü neymiş diye sorunca o da sustu kaldı. Bu defa padişah başka bir beye hitapla, sen de git yükünü öğren. Bey emredersiniz diyerek kervancılara sorusunu sorup geldi. Her cins mal var fakat çoğu rey efendim dedi. Padişah yine peki kervan reyden ne zaman çıkmış deyince o da diğer beyler gibi susup kaldı cevap veremedi. Padişah böyle böyle tam otuz beyi gönderdi. Otuzu da istenen bilgileri tam olarak getiremedi. Her biri işin bir yakasından tutmuş sorulan suallerin ancak bir kısmını öğrenebilmişti. İşi kavrayan, sorulan suallere tam cevap veren yoktu. Gazneli Sultan Mahmud son olarak Ayaz'ı çağırdı. Ayaz, dedi. Git bakalım, şu kervan nereden geliyormuş öğren. Ayaz, saygıyla padişahın huzurunda eğilerek, efendim, kervan görünür görünmez, sizin merak ederek soracağınızı tahmin ettiğimden gidip gerekenleri sorup öğrendim. Kervan Rey'den geliyor, Yemen'e gidiyor. Yükü şunlar şunlardır. Şu kadar at, şu kadar deve, şu kadar katırdan oluşuyor. Kervanda şu kadar insan var, onlardan şu kadarı da silahlı diye söze başlayıp kervan hakkındaki en küçük malumata varıncaya kadar her şeyi padişaha anlattı. Ayaz'ın konuşmasını bütün beyler ağzı açık dinlediler. Böylece Ayas tek başına 30 beyin edinemediği bilgiyi edinmiş, başaramadığı işi başarmış oldu. Sultan Mahmud'un Ayaz'a olan itimadının nedeni de böylece hiçbir izaha lüzum kalmadan kendiliğinden anlaşılmış oldu. Efendim gönle safa son hikayemiz her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Ayet-i kerimede Muhakkak her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır diye bildirilmektedir. Eğer düşünürsek hayatımız boyunca karşılaştığımız bütün zorlukların bir nimetle beraber kol kola geldiğini görebiliriz. Yani aslında her olumsuzluğu bir fırsata çevirmek kendi elimizde. Çünkü ayet-i kerimede de bildirildiği gibi her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Hikaye bu ya, Japon çocuğun tek hayali de çok ünlü bir karateci olmaktı. Fakat ailesi bir türlü izin vermemekteydi. Bir gün talihsiz bir kaza sonucu çocuk sol kolunu kaybetti. Ailesi çocuğun moralinin çok kötü olduğunu görünce ona bir karate hocası tutmaya karar verdi. Böylece belki bir usta olamayacaktı ama en azından hayata tutunacağı bir dalı olmuş olacaktı. Karate hocası ilk dersinde çocuğa karşısındakini sağ koluyla tutup üstünden savurmayı gösterdi. Ve hocanın gösterdiği tek ders de bu oldu. Artık gece gündüz bu hareketi çalışmaya başladılar. Ne bir başka hareket gösteriyordu hocası ne de dersi hafife almasına izin veriyordu. Çocuk nihayet dayanamayarak bir gün hocasına, ''Hocam ben çok sıkıldım artık başka hareketlere geçsek.'' dedi. Hocaysa onun bu teklifine gülüp geçti. "Sen bu hareketi en iyi şekilde öğrenmedikçe başka harekete geçmeyeceğiz." diyerek kestirip attı. Çocuk bu hareketi yapa yapa o kadar hızlanmıştı ki hocasını bile göz açıp kapayıncaya kadar yerden yere vurmaya başlamıştı. Bir gün hocası elinde bir kağıtla çıka geldi. Bu kağıtta çocuğun gençler karate şampiyonasına katılabileceği yazıyordu. Çocuk çok şaşırdı. Mutluluğunu dile dökecek kelime bulamıyordu. Her şey bitti derken işte bir fırsat doğmuştu. Müsabakalar başladığında ilk rakibinin karşısına çıkacağı zaman heyecanla hocasına yaklaşarak sordu. Hocam bu işin sonunda rezil olmak da var. Bu iş nasıl olacak? Ben sadece tek bir hareket biliyorum. Nasıl kazanabilirim? Hocasıysa kendinden emin bir halde sen sadece bildiğin hareketi yap. Gerisi kolay dedi. Çocuk ringe çıktı ve ilk hareketiyle rakibini eledi. Hatta bildiği bu tek hareketle finale kadar yükseldi. Finalde ise karşısında kendisinin iki katı birisi vardı. Önce çok korktu ama zaten onun için buraya kadar gelmek bile yeterliydi. O rahatlıkla ringe çıkıp yine bildiği tek hareketi yaptı ve kazanmıştı. İşte şampiyondu. Birinci olmuştu. Sevinçle hocasının yanına koştu, boynuna sarıldı, mutluluktan uçuyordu. Nasıl olabildi? Tek kollu biri bildiği tek hareketle nasıl şampiyon olabilmişti? Bunu hocasına sormadan edemedi. Hocam nasıl olur anlayamıyorum. Sadece bir hareket biliyorum. Tek kolluyum ve şampiyon oldum. Hocası da en az onun kadar sevinçliydi ona sevgiyle bakarak senin yaptığın hareket karate'deki en zor hareketlerden biridir ve bir tek savunması vardır o da rakibinin sol kolunu tutmak efendim bugün de gönle sefa hikayelerimizi sizlerle paylaştık yüce Rabbim nasip ederse bir dahaki sefere buluşmak ümidiydi yüzünüzden ve gönlünüzden tebessümünüz hiç eksik olmasın sizleri en güzele emanet ediyoruz. Muhabbetle kalın. Müzik